Benzeri çok daha iyisi yok. Su musluktan içilir. Aura Sebilon Unique. Adama elektrik çarptı şu anda. Çarpan elektrik bir değil iki kişiyi kopardı hayattan. Suyun içinde boylu boyunca yatan iki kişiden biri tıp fakültesi 5. sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz, diğeri 44 yaşındaki antikacı İnanç Öktemay'dı. İhmalin, vurdum duymazlığın, iş bilmezliğin adresi İzmir'in Alsancak semtindeki Dündar Başar sokağıydı. Elektriğe kapılmadan saniyeler önce İnanç Öktemay karşıdan karşıya geçti. Özge Ceren'in suya düştüğünü görünce yardıma koştu. Onu tutup sudan çıkarmak istediği an o da suyun içine düştü. Suda elektrik vardı. Yardım için koşanlar İnanç Öktemay'ın suya düştüğünü görünce durdu. İsteseler de yanlarına yaklaşamadı. Çaresizlik içinde izledi. Gerekli tedbirler alınınca ikisi de kaldırıma taşındı. Sağlık ekiplerine haber verildi. Onlar gelene kadar da kalp masajı, suni teneffüs yapıldı. Vücuttaki elektriğin etkisini azaltmak için üstlerine toprak atıldı. Sokaktaki mazgallarda elektrik kaçağı vardı. Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay kaldırıldıkları hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. İddiaya göre bu göz göre göre gelen bir ölümdü. Kasım beri 6 sene beri duruyor orada. Ben hatta onlara söyledim daha önce. Benim bile ayağımı çarpmıştı kasım beri. Ben onu uyardım onu söyledim. Bak burada Ceren var. Bunu yapın dedim. Böyle yapmadan bıraktı gittiler. İddiaya göre yağmur suyunu tahliye eden mazgallarda elektrik kaçağı vardı. Sular çekildi. Yıllardır gelen geçeni çarpan mazgallar ortaya çıktı. Yıllardır tüm çağrıları yanıtsız bırakan İzmir Büyükşehir Belediyesi ve elektrik firmasının yetkilileri oradaydı. Cumhuriyet Savcısı soruşturma açtı. Bilirkişi atadı. İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü Afet Kriminal İnceleme Ekipleri araştırma yaptı. Kaçağın nereden kaynaklandığını tespit etmeye çalıştı. İş makinesi kaldırımı kırdı. Mazgalın yanında yer altından geçen elektrik kablolarına ulaşıldı. Kabloyu şu anda çıkarıyorlar. Elektrik hatlarında bir kaçağın olup olmadığı, elektrik altyapısına izinsiz bir işlem yapılıp yapılmadığı, kablolara zarar veren bir durumun olup olmadığı ve çevredeki iş yerlerine ait dolaplardan bir elektrik kaçağı olup olmadığı inceleme sonunda belli olacak. Elektrik çarpması sonucu hayatını kaybeden antikacı İnanç Öktemay, Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur'un yeğeniydi. Acı olayı duyar duymaz İzmir'e gelen Ertemur tepkiliydi. Çok acı bir olay. İnsan hayatı Türkiye'de bu kadar ucuz olmamalı. Suç o kurumların yöneticilerine aittir. Bu bir utançtır. Oradaki işletmecilerin de aynı şekilde birkaç kez uyarmalarına rağmen önlem alınamamış, almamışlar, dikkat etmemişler ve bugün iki tane yavruyu kaybettik. İnanç Öktemay'ın cenaze namazı Buca'daki Yeni Yol Camii'nde kılındı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da cenaze namazı için saf tutanlar arasındaydı. Öktemay ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Buca'da toprağa verildi. Tıp fakültesi öğrencisi Özge Ceren Deniz ise pazar günü memleketi Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlanacak.